Devran baba. Siz beni hatırlamazsınız ama ben sizi çok iyi hatırlıyorum. Babam sizin çiftlikte çalışırdı. O çiftlikte büyüdüm ben. Sizin çok güzel çizmeleriniz vardı. Ben onları boyardım. Siz de bana harçlık verirdiniz. Hatta bir keresinde beni kucağınıza alıp atla dolaştırmıştınız. Çok güzel anılarım oldu o çiftlikte. Hastaneye bıraktığın için sağ ol. Ne demek? Rica ederim. Denize geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. İletirim. Görüşürüz. Ha Mirza. Hı. Tekrar her şey için teşekkür ederim. Yani Deniz senin sayende. Leyla tamam. Devamlı teşekkür edip duruyorsun. Ben sadece verdiğim sözü tuttum o kadar. Olur mu? Doktor senin sayende geldi. Bu bizim için çok kıymetli. Tamam oldu bitti artık. Önemli olan doktorun gelmesi değil. Önemli olan Deniz'in iyileşmesi. Doğru. İnşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Sana kolay gelsin. Pardon hanımefendi. Buyurun. Ya şu ileride birkaç tane eczane var ama oraya bir bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, geçmiş olsun. Sağ olun. Anneciğim tamam, merak etme. Evet evet doktor geldi az önce. Gayet iyiymişim. Her şey yolunda. Saadet teyze burada. Ablam da birazdan burada olur. Anneciğim sen dedemle ilgilen de. O iyi olsun, gerisi hiç önemli değil. Saadet teyzenin sana çok selamı var. Öpüyoruz seni. Döndü. Evladım. Sakın gözün arkada kalmasın. Bu iki tane pırıl pırıl evlat bize emanet. Sen babanla ilgilen. Geçmiş olsun. Anneciğim, ağlama tamam. Çok duygulanmış. Size de çok teşekkür ediyor. Sayenizde göz arkada kalmamış. Anneciğim, çok öpüyoruz seni. Görüşürüz. Annem ya, alem kadın valla. Her zaman yüksek enerjili. Allah enerjisini eksik etmesin, daim olsun. İnşallah. Bu arada ben bunu vermeyi unuttum. Sen çok ağır bir ameliyat geçirdin. Çok da cesaret gösterdin. Bu senin cesaret madalyan bir tane. Dur düzeltin. Mezuniyet balonda takarsın. Saadet teyzeciğim. Çok güzelmiş, teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Şşş, o ne demek? İçimden geldi kızım. Hayatımda sahip olduğum en değerli şey. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bak, ben bunu duymamışım. Bir insanın hayatında sahip olacağı en değerli şey ailesidir. Tamam? Haklısınız, aile en değerli şeydir. Ben de zaten sahip olduğum en değerli hediye demek istemiştim. Kıyamam ben sana. Niye söylediğini anladım da hatırlatayım dedim. Dön de şunu takalım bakalım. Ağrın da var ama şu güzel saçlarını çek. Gel bakalım. Kör gözüm. Bismillah. Hay Allah'ım. Affedersin evladım. Hah bismillah. Oldu. Sahibine pek yakıştı. Güle güle kul. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Canım. Ablam. Nasılsın? İyiyim ablacığım, sağ ol. Ağrın falan yok değil mi iyisin? Yok yok, çok iyiyim. Annemle konuştun mu? Konuştum. Dedemlere gitmiş. Evet ya, kötüleşmiş biraz durumu. İnşallah bir an önce iyi olur. İnşallah. Bak Saadet teyze bana ne verdi. Çok teşekkür ederiz. Çok zarif bir kolye. Hiç zahmet etmeseydiniz keşke. Zahmet olur mu hiç? Sahibine de pek yakıştı. Yeri pek güzel. Müsaadenizle.
Tamam. Geldiniz mi? Tabii. Abla, sen nereye gittin? Gönül borcum vardı, onu ödemeye gittim. Doğru tahmin etmişim. Mirza eniştemin yanına gittin değil mi? Mirza'nın yanına gittim. Bu arada sana da çok geçmiş olsun dileklerini iletti. Eniştem ya, sağ olsun. Ay Deniz, çok güzelmiş bu kolye gerçekten. Sana da çok yakıştı. Ben de çok beğendim ablacığım, sağ ol. Tamam, aldım. Çok kibarsınız, teşekkür ederim. Leyla'cığım. Bu senin. Bu ne babaanne? Bu da senin hediyen. Burada benim adım yazıyor. Evet. Çünkü o arazi senin. Senin adın yazıyor. Bu hastane durumu olmasaydı oraya götürüp orada söyleyecektim sana. Ama Deniz'i yalnız bırakmayalım dedim. Artık beraber gideriz. Babaanne, ben böyle bir şeyi kabul edemem. İster kabul et, ister kabul etme. Senin adın yazıyor. O arazi senin. Babaanne, lütfen ben kabul edemem, istemiyorum. Aa, hediyemi geri çevirirsen beni çok üzersin Leyla. Senin dediysem senindir ama. Ablacığım, istersen Saadet teyzeyi kızdırma. Ama bu çok büyük bir hediye. Hem zaten bugüne kadar bize fazlasıyla cömerttiniz. Hem ya Firdevs Hanım'la Gül duyarsa? Benim kime hediye verip veremeyeceğime kimse karışamaz. İtiraz kabul etmiyorum. Kaldı ki ben bütün gelinlerime birer tane arazi hediye ettim. Asıl almazsan beni zor duruma düşürürsün. Hadi al bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederim güzel hanım. Hoş geldiniz Mirza Bey. Çiğdem, Mamak haritasıyla bizim arazinin olduğu haritayı bir getirsene. Tabii efendim. Ne oldu Mirza Bey? Daha yeni iş bağladık. Ne geçiyor aklınızdan? Geri dönüşüm. Anlamadım. Geri dönüşüm işine gireceğiz İdris Bey. Kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bence bu arazi en uygunu. Ne dersiniz İdris Bey? Haklısınız efendim. Buraya geri dönüşüm tesisi açacağız. Bizim tüm işimizi kolaylaştıracak. Maliyetimizi düşürür. Çiğdem, bununla ilgili gereken araştırmaları yap. Gereken makineler için teklif al. Ne? Mirza Bey. Çiğdem, dediğimi yap. Peki efendim. Bu araziyi almakla iyi yaptık. Ama yanındaki arazi de almamız lazım. İdris Bey. Buyurun efendim. Siz bununla ilgilenin. Uygun bir fiyat verin. Ne dersiniz efendim? Sabriye teyze, teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Ay ne zahmeti kızım, adettendir. Deniz'cim çok geçmiş olsun. Neler atlatmışsın öyle? Zor bir ameliyatmış. Vallahi geçti gitti Kadir abi. Sağ ol. Saadet Hanım siz nasılsınız? Sabriye Hanım çok iyiyim. Hamdolsun, teşekkür ederiz. Bu arada bak oğlum. Saadet Hanım bizim Leyla'nın kocasının babaannesi. Saadet Hanım oğlum Kadir askerden yeni geldi. Çok memnun oldum evladım. Maşallah pırıl pırıl bir genç. Çok memnun oldum. Ay bu arada iyi ki geldiniz Saadet Hanım. Valla döndüğünde babasının hastalanacağı tuttu.
Hay Allah. Böyle geldim de üst üste geliyor işte. Öyle oldu ama ne yapalım? Atlatacağız hep beraber inşallah, değil mi? Deniz iyi çok şükür. İyiyim iyiyim. Ameliyat da iyi geçti. Leyla da geldi. Leyla dur yardım edeyim. Gerek yok ben hallederim. Zahmet verdik be evladım. Ben almayayım ablacığım. Teşekkürler Leyla. Afiyet olsun. Babaanne, şu an çok yoğunum. Hiçbir yere gidemem. Daha sonra giderim. Şu an çok işim var. Kapatmam lazım. Almak istediğiniz makinelerin fiyatı. Tamam Çiğdem, sağ ol. Babaanne, şu an çok yoğunum. Deniz'in ziyaretine şu an gidemem. Hem Yağız'ın nikahına da gidemeyelim. Ayıp oldu. Yandaki arsa sahibiyle konuştum. Makul bir fiyat alıyoruz efendim. Tamam. Hiç düşünmeden direkt al. Hemen. Sana demedim babaanne. Çok yoğunum. Babaanne, bak sen beni duymuyorsun ki. Sen beni dinlemiyorsun ki. Dinliyorum. Dinliyorum da sana güvenmiyorum. Herkes burada. Herkes geldi. Bir tek kızın ablasının kocası olarak sen yoksun burada. Ayıp. Ne yap yap gel. Bir kere her şeyi bir kenara bırak. Sana yakışmaz sana. Tamam. Anladım tamam. Oh. Ay misafirliğe gelmiş gibi olduk. Ne zahmet ettin Leyla'cığım. Olur mu canım öyle şey? Afiyet olsun. Ablacığım sen onu oradan al istersen. Bu ne? Bir şey değil, alayım ben onu. Ya aşk olsun Leyla, kaç yıllık komşunum yani. Benden de mi saklıyorsun? Yok canım, olur mu öyle şey? Sabriye Hanım, o elinizde tuttuğunuz şey benim Leyla'ya hediyem. Utandırmayın kızı, zorlamayın isterseniz. Ha? Evet anneciğim, bırak istersen. Hediye dediniz, iyice merak ettim şimdi. Ayol, zarfın içinde ne olabilir hediye? Anne, zorlama istersen ha. Ayol, ben bu kızın manevi annesi sayılırım. Gülme kız. Döndü burada, yoksa ben varım. Ama bunun içinde de ne olduğunu öğrenmeden bırakma. Kız istemiyor dedik. Ayol, utanacak, sıkılacak ne var? Yani ben şunu şuncacık halini bilirim. Bana göstermeyecek de kime gösterecek? Sabriye Hanım, zorla mı bakacaksınız içine? Evet anne. Ne inat ettin ama, bırak şunu. Tamam Sabriye teyze, bak. Ama lütfen aşırı tepki verme. Utandırma beni. Ne? Oha. Tabu bu. Kaç dönüm arazi. Kız senin mi bu, inanmıyorum. Anne yavaş istersen ha. Oğlum ne yavaşı ne yavaşı. Koca arazi Leyla'nın olmuş. Maşallah. Saadet Hanım, siz de kesenin ağzını açmışsınız. Vallahi ne büyük hediye bu. Sabriye Hanım, Leyla her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Teşekkür ederim babaanne. Ne demek? Biz her zaman senin yanındayız. Yalnız Leyla, yorgun gözüküyorsun evladım. Boşluk bulunca aralarda biraz dinlen, tamam mı? Tamam, hiç merak etmeyin. Mirza'yla da konuştum, geleceğim dedi. Tamam, yani önemli değil, gelmesine gerek yok. Ay kıyamam. Benim iyi huylu, anlayışlı çocuğum. Bana bak, burası hastane. Bin türlü ihtiyaç olur. Eğer bir şey olursa hemen babaanne. Ha? Çok teşekkür ederim. Bir şey olursa ilk arayacağım insan sizsiniz zaten. İyi bak kendine.
sen miydin? Kusura bakma, görmedim, pardon. Önemli değil, ben de seni merak ettim. Annem sağ olsun fırsat vermedi ki. Nasılsın Leyla? İyiyim, sağ ol. Koşturuyoruz işte, yorulduk birkaç gündür. Haklısın tabii, bu işler kolay değil. Enişte Bey buralarda değil herhalde, göremedim. Yok, o biraz yoğun bu aralar, gelemedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, evlenmene çok şaşırdım. Evet, biraz ani oldu. Ay görüyor musun, Leyla'ya koca arazi vermiş, vallahi şaştım kaldım. Sabri ablacığım, ablamın yüreği, güzelliği, oh daha kaç arazi eder. Ablam bir tane ama Mirza enişten de farklı değil. Sağ olsun benim için neler yaptı, hakkını ödeyemem vallahi. Ay, abim arıyor. Açsana kız. Açamam, ne diyeceğim? Ablamın evlendiğini bilmiyor, benim ameliyat olduğumu bilmiyor. Parayı nereden buldunuz diye soracak şimdi. Ay ama çocuk askerden arıyor. Bak telaşlana, bir geçiştiriverirsin. Abicim. Yok abicim, evde değilim. Arkadaşlarımlayım ben. Annem mi? Ay, yok, duymamıştır o da. Her zamanki gibi sessizde kalmıştır telefonu. Ablam şey çalışıyor işte. Ha? Ya abi sen bizi boş ver de sen neler yapıyorsun anlat. Ay nasıl özlemişim seni. Ne yalan söyleyeyim, benim için de biraz ani oldu Leyla. Hatta evlenmene üzüldüm. Üzüldün mü? Neden? Benden 10 gömlek üstün biriyle evlenmişsin. Hakkındır tabii, Allah var, çok güzel bir kızsın. Ama askerdeyken ben senin hayalini kurdum hep Leyla. Askerden dönünce Çetin abim de geldiğinde seni ondan isteyecektim. Yok artık Kadir. Şaka yapıyorsun değil mi? Niye şaşırdın Leyla? Şaka falan değil. Kadir, sen benim çok yakın arkadaşımsın. Biz çocukluktan beri arkadaşız. Senin için öyle olabilir Leyla ama benim için öyle değil. Seni arkadaş olarak değil de küçüklüğümüzden beri hep evleneceğim kız olarak gördüm. Vallahi Mirza erken davranmış, yoksa ben seninle evlenecektim. Mirza! Ne yapacaktın? Benim kötü bir Mirza, niyetim dur, yoktu yapma. Gerçekten. Sen benim kurumla ne biçim konuşuyorsun? Ay bu sesler ne Sabiha abla? Kavga mı var acaba? Mirza dur! Ne oluyor oğlum? Anlaşılan sana kimse terbiye vermiyor. Oğlum! Başkasının karısıyla nasıl konuşacağını sana öğretmemiş. Ne yaptın sen? Gözlerimin içine bak. Bırak oğlumu ya, bırak. Gözlerimin içine bak. Mirza lütfen öldüreceksin. Leyla ile evlenmeseydin ne yapacaktın? Söyle. Ne yapacaktın? Ben sizin evlendiğinizi bilmiyordum. Bana yalan söyleme lan. Mirza seni almasaydı ben alacaktım, ne demek lan oğlum? Ha? Mirza tamam, ne bırak lütfen ya. Sen? Gel böyle. Yeter be. Bırak oğlumu. Öldüreceğim mi, boğacağım mı çocuğu? Ay. Seven adam kıskanır tabii. Aferin benim enişteme. Leyla bir şey desene, biz komşuyuz ya. Mirza tamam. Komşu mu? Oğlum karıma göz dikmiş. Ben gerçekten özür dilerim. Yanlış anladınız. Leyla benim kardeşimdir. Bu saatten sonra aramızda bir şey olamaz. Özür dilerim. Mirza tamam bak yeter, özür diledi lütfen. Oğlum, annem. Damat bey çok ayıp ettin. Ne yaptı bu çocuk sana? Doğru düzgün konuşmayı öğrenecek. Yoksa çok dayak yer bu. Yürü oğlum yürü. Hasta ziyaretine geldik, hastanelik olduk. Yürü. Leyla özür dilerim, affet. Ne özrü be, yeter. Onlar özür dilesin. Yürü! Ya Mirza bak sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladım Leyla? Ha? Neyi? Ya Kadir neden böyle yaptı anlamadım. Sabriye teyze desen boş boş konuştu. O zaman doğru konuşmayı öğrenecek hepsi. Benimle gel. Ablacığım biz hemen geliyoruz, tamam mı? Mirza abinle bir işimiz var. Tamam ablacığım, hiç önemli değil. O adamın seninle böyle konuşmasına nasıl izin verirsin Leyla? Sen artık evli barklı bir kadınsın. Mirza, ben gerçekten özür dilerim.
Kadir benim çok eski arkadaşım. Ona asla o gözle bakmadım. Ya benim kalbim yıllardır senin için çarpıyor. Kimseyi görecek halim yoktu zaten. Sen görmüyor olabilirsin. Adam seninle ilgili gelecek planları kurmuş diyorum ya. Ya biz sadece arkadaştık, yemin ederim. Bak Leyla. Gerçekten çok safsın. Artık daha dikkat etmen gerekiyor. Benim onurumu da, gururumu da kimse ezemez. Karımla da kimse bu şekilde konuşamaz. Sen de izin vermeyeceksin. Bir daha bu tarz insanlarla muhatap olmayacaksın. Duydun mu? Haklısın. Bir daha olmayacak. Mirza, çok özür dilerim. Biliyorum ağlayan kadına tahammülün yok ama ben tutamıyorum kendimi. Yemin ederim ben onu ümit vermedim. Ben bir şey yapmadım. Tamam Leyla. Ağlama. Umarım dediklerimi anlamışsındır. Ha, sen Leyla Ateş olursun. Bundan sonra böyle davranacaksın. Evet anne. Mirza ile evlenmeseydin seni ben alacaktım dedi. Tam o sırada Mirza geldi, duydu, kıyamet koptu. Ya benim bir suçum yok dedim ama dinlemedi bile. Bir yandan da haklı tabii, gururu incindi. Ay anne ne kıskançtı. Mirza beni neden kıskansın? Bana kızdı işte. Anne, beni sen öyle görüyorsun. Mirza beni kıskanmaz. O benden çok çok daha iyilerine layık. Benimle ne işi var inan ben de bilmiyorum. Mirza abi, ablam nerede? Bahçede, hava alıyor. Mirza biliyorum çok sinirlendin. Ama inan ablamın hiçbir suçu yok. O Kadir abi asla o gözle bakmadı. Deniz, seninle bu konuları konuşmak istemiyorum. Kusura bakma. İşlerden dolayı geç geldim biraz. Hiç önemli değil. Gelmene bile gerek yoktu. Sen benim için... Sen iyi misin? İyiyim ama lütfen sözümü kesme. Bunları söylemem lazım. Mirza abi çok teşekkür ederim. Benim için yaptığın şey çok önemliydi. Deniz'cim, lafı bile olmaz. Sen de benim kardeşimsin. Bu arada doktorunla konuştum. Her şey yolundaymış. Sayende her şey yolunda. Abartma canım. Ne yaptık ki? Yo öyle geçiştirmene izin veremem. Sen benim hayallerimi gerçekleştirdin. Neyse, ben yavaştan gideyim. Hasta ziyareti kısa olurmuş. Sen dinlen. Bir şey olursa biliyorsun. Sağ ol Mirza abi. Mirza abi. Ne oldu Deniz? Bir şey mi oldu? Bir şey söylemem lazım. Tamam anne. Birden içim boşaldı işte. Geçti. Seninle konuşunca rahatladım. Dedem iyi değil mi? Sen bizi merak etme, biz de iyiyiz. Efendim? Anne, ya sen öyle düşünüyorsun ama öyle değil. Vallahi iyiyim ben. Hadi kapattım, sonra konuşuruz. Sevdiğinden, kıskandığından değil. Kendi haysiyeti sarsıldığı için böyle davrandı. Ablam seni çok seviyor. Ama ben onun sevgisini karşılıksız sanıyordum. Ve bu duruma çok üzülüyordum. Ama bugün bizim için yaptığın şey o kadar önemliydi ki. Benim için doktor havaalanından geri çevirdin. Ablamı Kadir abiden kıskandın. Artık üzülmeme gerek yok. Çünkü bugün emin oldum. Sen de ablamı seviyorsun. Yoksa bunları yapmazdım. Erkekler duygularını pek belli edemezler. Ama sen bunları yaparak duygularını göstermiş oldun.
Artık içim çok rahat. Benim ablam bir melektir. Ve layık olduğu sevgiyi sen de buldun. Sen de onu çok seviyorsun. Deniz. Yorma kendini. Geçmiş olsun. Benim ablam bir melektir ve layık olduğu sevgiyi sen de buldun. Sen de onu çok seviyorsun.